Evet, hayırlı olsun. MSÜ sonuçları açıklandı. İyi geçenler var, kötü geçenler var sınav sonuçları. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kendi öğrencilerime de bu mesajı attım sabah. MSÜ sonucu iyi gelenler kendisini bir şey zannetmesinler. Ben çok iyiyim, tamam oldum bittim. Ya da MSÜ sınavı kötü geçenlerde ben öldüm, hapı yuttum, bittim. Hayır, böyle bir şey yok. Yani MSÜ'sü iyi geçip de gerçek sınavda TYT, AYT sınavda batıranlar da var. MSS'i kötü geçip de gerçek sınavda çok iyi yapan çocuklar var. Yani bunun altını çiziyorum. Ha, bu arada ben Fatih Akyol. Instagram'da Eğitim Park sayfası iki tane kayda bitiyor. Asıl paylaşımlarım orada. O sayfanın sahibiyim. YouTube'da Eğitim Park diye bir kanalım var. Beylikdüzü İstanbul'da ofisim var. Eğitim koçluğu yapıyorum. YKS uzmanlık alanım. Bunu da araya bir sıkıştıralım. Arkadaşlar ve değerli veliler, yani MSE sınavına bu şekilde bakmanızı istiyorum. Yani bu sınavdan muazzam çok iyi bir net yaptım. Sınavda da gerçek sınavda da TYT AYT'de ortalığı mahveder geçerim. Ya da bu sınavda dağıldım MSE'de ama gerçek sınavda ben dağılacağım. Hayır, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok yani. Bu arada bu video gerçek amacı askerlik olanlar için değil. Bu video MSÜ'yü TYT provası gibi görenler içindir. Bunu da altını çiziyorum. Şimdi 450 bin civarı kişi bu sınava girdi diye düşünüyorum. Çünkü ÖSYM net bir rakam vermiyor. Ama önceki yıllara bakaraktan 450 bin civarı ben kişinin girdiğini düşünüyorum bu sınava. Varsayıyorum. Büyük ihtimalle öyledir. Şimdi öncelikle şuna bir girizgah yapalım. MSE sınavında ilk 10 bine giren, bir öğrenci gerçek sınavda bir tıp öğrencisi adayıdır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bunu çok rahatlıkla diyebiliriz. Devlet tıp için konuşuyorum. Diş adayı diyebiliriz, İlk 10 bin, 15 bini diyebiliriz yani. İlk 20 bine eczacılık işte aday diyebilir miyiz? Diyebiliriz. 20-25 bin için diyebiliriz. Ama bakın bunlar çok kabalama. Mesela bir arkadaşımın kızı 6 bin civarı yapmış MSÜ'de. Bana soruyor, hocam kaç yapar gerçek sınavda? Ben bunu bilemem. Yani ben müneccim değilim. Bilemem. Çünkü sınava girecek olan ben değilim. O. Ama şunu diyebilirim. Bu kız 6 bin yaptıysa MSÜ sınavında gerçek sınavda da çok rahat iyi bir sıralama yapabilir. İlk 3 bin, 5 bin, 10 bin, en kötü 10 bin, 12 bine girebilir diyebilirim mesela. Ama bakın bunlar tamamıyla subjektif bakışlar. Net değil. Sadece bir mantık, ya potansiyele bakabiliyorsun. Ya bunda bu potansiyel var diyebiliyoruz. Evet. Ya da eşit ağırlıkta MSÜ'de 35-40 bin yapan, 50 bin yapan bir vatandaş gerçek bir TYT AYT sınavında devlet hukuku kazanma potansiyeli yüksek diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Diyebiliriz yani. Ama tekrar söylüyorum. Bunlar çok subjektif değerlendirmeler. Yani net değil. Ben geçenlerde Instagram'da paylaşmıştım. Mesela ne zaman paylaşmışım ben bunu? Geçen hafta paylaşmışım. Geçen yıl MSÜ'de 12 bin yapıp TYT sınavında 1700 yapan bir öğrenci var mesela. Bu arkadaş MSÜ'de 12 bin yapıyor, TYT'de 1700 yapıyor. Şimdi oranlayalım. Geçen yıl MSÜ'ye yaklaşık 400 bin kişinin girdiğini düşünelim. Yani bu arkadaş %3'lük dilime girmiş. Ama aynı arkadaş TYT sınavında 2,5 milyon kişi de 1700. olmuş. Yani %0,06'lık dilime girmiş. Yani %3'te 0,06'a yükselmeye bakarsanız 50 katlık bir oran var. 50 kat artmış. Yani çok çok daha iyi bir sıralama yapmış. Mesela geçen kendi koçluk öğrencilerime toplu mesaj attım. Geçen yılın Türkiye 33.'sü, şimdi ismini hatırlamıyorum. O arkadaş MSE sınavında 6500 yapmış. Geçenki sınavda. 6500 yapmış. Ama bu arkadaş TYT sınavında ilk 400 üzerinde girmiş. AYT sınavında zaten 33. olmuş. Türkiye 33. olmuş. Muazzam bir fark.
geçen yıl benim tıp kazanan öğrencim 10.000 civarı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam mevsim sıralaması yaptı. İyi bir sıralamaydı. Ama TYT sınavında 50.000 yaptı. 50.000 yaptı. Saçmaladı TYT sınavında. Dağıldı. Ama aynı öğrencim AYT sınavında bunu 18.000'e çekti. 18.000'e çekti ve tıp kazandı. Ya bakın, sadece MSÜ'ye odaklanamazsınız yani. MSÜ TYT'nin hadi potansiyeli ama AYT sınavı var. AYT etkiliyor %60. Anlatabildim mi? Yani o yüzden MSÜ'de sonucu kötü geçen arkadaşlar kesinlikle morallerini bozmasınlar. Emin olun MSÜ'de kötü yapıp çok iyi sıralama yapan TYT AYT'de çok öğrenci var. Ben çok tanıyorum yani. O yüzden kendinizi bu moda sokmayın. Ha, şunu yapın tabii ki. Ben MSÜ'de ne hata yaptım? Zamanlama hatası mı yaptım? Odaklanamadım mı? Nerede hata yaptım? Ya da hangi soruları niye yanlış yaptım? Niye şey yapabildim? İşte burada niye kaçırdım? Bunun üzerine gidin. Soru soru uğraşın. Onun çözümlemesini yapın. Analizini yapın. Bundan kaçmayın tabii ki. Yani orada süre yönetimini yanlış mı yaptınız? Niye yanlış yaptın? Nereye takıldın? Bunları muhakkak üzerine gidin tabii ki. Ben kendi öğrencilerimde söylüyorum. Üzerine bunu gitmeniz lazım. Bir de işin psikolojik ayağı var. Oraya en son gireceğim. O çok önemli bir ayağı. Yani MSÜ sınavı sizin için bir büyük bir deneme sınavıydı. ÖSYM'nin yapmış olduğu bir sınav. Bu sınavda girdiniz ve kendinizi gördünüz. Eksiklerinizi gördünüz. Hataları, nerede hata yaptım, nerede problem yaşadım. Bunu gördünüz. Bu sizin için büyük bir şans. İşte bu hataları gerçek sınavda, yani TYT sınavında yapmamaya çalışmanız gerekiyor. AYT sınavında. Yapmamanız gerekiyor. Yani bunun altını kalın kalın çiziyorum. Lütfen kendinizi o şeye sokmayın. Ben MSÜ'yle bittim. Gerçek sınavda da bittim. Hayır. Çok daha iyisini yapabilirsin. Ha, hep buradan girdik de ters bakalım olaya. MSÜ'yi çok iyi yapıp da AYT sınavında, TYT sınavında saçmalayan çok öğrenci var. Çok öğrenci var. Çünkü orada kendilerine çok güveniyorlar. Ve o psikolojik şeyden çıkamıyorlar ve gerçek sınavında saçmalayabiliyorlar. Bunun örneklerini de gördüm arkadaşlar. Değerli veriler. O yüzden lütfen bu sınavdan bitti. Tamam. Çözümlemesini yaptınız. Analizini yaptınız. Nerede hata yaptığınızı anladınız. Ve buna göre de çalışmalarınıza ağırlık vereceksiniz. Bu yönden çalışacaksınız. Bunu tekrar altını çiziyorum. Evet. Bir de MSÜ'den çıkıp da sonuçlarını kontrol ediyor arkadaşlar ya. Şimdi arkadaşlar herkes hatırlamayabiliyor. Yani şimdi bazı çocuklar var. Ya ne dediyse çıkıyor. Ya diyor ki ben şu kadar yaptım. Bakıyorsun çıkıyor. Ama bunu diyebilen çok az insan var. Çoğu öğrenci de maalesef o çıkmıyor. Çocuk bana diyor ki hocam ben MSÜ'de 32 matematik yaptım diyor. Bir var yok 26 matematik yapmış. İşte hocam 34 Türkçe bekliyorum diyor. 28 Türkçe nete gelmiş. Ve bu çok var. Çok var. Olabilir. Kaydırma hatası yapanlar var. Optik formlarınızı kontrol edin. Optikleriniz şu an cevap kağıtlarınız ISOSYM Coptere'ye inandı. Kontrol edin yani. Bakın hata mı yaptık? Nerede yaptık? Kaydırma mı yaptık? Kitapçı kodunu mu yanlış yapmadık? Bunlar hep sınavın bir değişkenleri, parametresi. Bunlara bakmak zorundasınız. Dikkat etmek zorundasınız. Asıl sınavda. Evet, bir de işin psikolojik ayağı var. Bu en önemli ayağı. Şimdi psikolog değilim. Ben doktor değilim. Hani sertifikam var. Bir kariyer danışmanlığı eğitimi gibi bir sertifikam var. O şey saçma bir yerdi. Ondan bir şey olmaz. Ben psikolog değilim. Anlamam da. Sadece ama şunu söylüyorum. Kaç yıldan beri gördüğüm öğrenci tiplerine bakaraktan, bazı doktor arkadaşlarımla yaptığım görüşmelere dayanaraktan şunu söylüyorum. Ben MSÜ sınavını bir turnusol olarak görürüm. Psikoloji ayağında işin. Bakın bir öğrenci ne kadar çalışırsa çalışsın, ne kadar yaparsa yapsın, işin bir de psikolojik ayağı var. O sınavdan canlı çıkmanız gerekiyor. Sınavdan canlı çıkmanız gerekiyor. Tabiri caizse. Yani sınavdan sağlam çıkmanız için de psikolojinizin sağlam olması gerekiyor. Şimdi doktorlarda doktora gittiğiniz zaman doktor şöyle bir tanı koyuyor. Kaygı bozukluğu. Bu kaygı bozukluğunun içerisinde
sınav korkusu, mezun baskısı, anne baba baskısı, çevre baskısı, ya yapabilir miyim, yapamayacak mıyım, tedirginlik. Bunların genel bir çatı adı kaygı bozukluğu diyorlar ve buna göre ilaç veriyorlar. Ben MSV sınavında bu tarz öğrencilerime, bunu bu şekilde sıkıntı gördüğüm öğrencilerime doktora gidin diyorum. Destek alın diyorum. Yani psikolog değil, bakın direkt doktora gidin. Psikiyatriste gidin diyorum. Ya da klinik alanlı, klinik psikiyatri eğitimini almış psikologlar olabilir. Bu konuda haddim değildir. Yanlış söylüyor olabilirim. Bu işin eğitimini almış, ilaç yazma hakkı olan insanlara gidin, derdinizi anlatın ve gerekirse destek alın. Destek almaktan da korkmayın, çekinmeyin. Çünkü bu sınav yılda bir kez oluyor. Bir kez oluyor. Ben öğrencilerimde gözlemliyorum bunu ve gidin diyorum, destek alın diyorum. Bu ayıp bir şey değil. Yazık diyorum, emeklerinize yazık diyorum. Peki, bunun nasıl farkına varacaksınız? Şimdi, bir öğrenci özdebiridir, üçteyidir, ne bileyim işlerdir, paraftır, belli yayın değmelerinde ortalama örneğin 90 ile 100 arasında net yapıyor diyelim. 90 ile 100 arasında bir öğrenci net yapıyor değmelerde, TYT değmelerde. Bu öğrenci MSV sınavında 60, 65, 70 yaptıysa, 70 küsur yaptıysa problem var demektir. Öğrenci sınavdan canlı çıkamamış demektir. Çünkü bu yılki MSV sınavı öyle çok çok aşırı, öyle zor bir sınav değildi yani. Değildi. Yani çok aşırı zor olsa zaten söylerim, ben bunu daha önce paylaşmadım, belirtirdim. Böyle bir sınav değildi. Yani tekrar söylüyorum, özde 1, 3D, paraf gibi Türkiye geneli değmelerde 90-100 arası yapan bir öğrenci MSV'de 70-75 yaptıysa öğrencide problem var demektir. Doktora gitmesi gerekiyor, destek alması gerekiyor. Ya da bu tip denemelerde bir öğrenci 75 net falan yapıyorsa, 70-80 arası geliyorsa, bu öğrenci kalkıp da 50-55, 57-58 net yapıyorsa, yaptıysa MSV'de 50-55 net yaptıysa, bu öğrencide problem var demektir. Sıkıntı var. Sıkıntı var yani. Yani bu tip öğrencilerin destek almasını ben tavsiye ediyorum. Ciddi anlamda uzman desteği. Bu böyle şey değil. Hani gideyim birisiyle konuşayım, beni böyle bir atıştırsın. Hayır. Ben bunlardan ziyade ciddi bir şekilde uzman doktor desteği alınması taraftarıyım. Evet. Benim söyleyeceklerim bunlar. Yani tekrar ana fikri söylüyorum. MSV'de çok iyi yapıp kendisine lüzumsuz bir özgüven verenler, bunu yapmayın. Ya da MSV'si kötü geçip beklentisinin altına geçip de ben bittim ya, yapamam, ördüm diyenler, bunu yapmayın. Yapmayın. Çok örneği var. Çok örneği var. Evet. Herkese başarılar diliyorum.